Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Edirne'den sesleniyoruz. Edirne'de neredeyiz efendim? MASK Profesyonel Yönetim'e konuk olduk ve MASK Profesyonel Yönetim'in genel müdürü Sayın Tamer Demir'le bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bakalım bize burada vermiş oldukları hizmetlerle ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar? Tamer Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bizler de gayet iyiyiz. Tamer Bey öncelikle sizi tanıyalım. Tamer Demir kimdir efendim? Tamer Demir 1984 doğumlu. Edirne doğumlu. Ne güzel. İnşaat sektöründe yoğrulmuş ve yönetim firması kuracak kadar kendini geliştirmiş bir birey diyelim. Bir birey diyorsunuz. Evet. Gayet güzel. O zaman kurmuş olduğunuz firmayla ilgili konuşalım. Siz firma ortaklarından birisiniz. Aynı zamanda firmanın genel müdürüsünüz. Evet. MASK Profesyonel Yönetim ne zaman kuruldu ve bu firma hangi alanda faaliyet gösteriyor? Bunu biraz açabilir miyiz? MASK Yönetim 2014 yılı Temmuz ayından beri faaliyet göstermekte olan bir şirket. İnşaat, endüstriyel temizlik ve profesyonel yönetimle böyle 3 dala ayrılmış bir firmayız. Genel olarak yönetim işine odaklanmış. Profesyonel bina yönetiminden bina yönetimi, evet. Bahsediyoruz değil mi burada? Evet. Bunu biraz açabilir miyiz? Nedir profesyonel bina yönetimi? Çünkü bu Türkiye'de yakın zamanda uygulanmaya başlanan bir sektör. Biz apartmanlarda yönetici olarak normal bireysel apartman yöneticisinin apartmanda görmüş olduğu eksiklikler neyse onları nasıl bu işi yürütüyorsa profesyonel olarak yürütüyoruz. Profesyonelliğimizin sebebi de bu. Yani şu, o binada yaşayan bina sakinlerinden herhangi birisi yönetici seçilmiyor. Bunu sizin gibi profesyonel bir şirkete devrediyorlar. O binayla ilgili bina, çevre bakımı, temizliği, bununla ilgili yapılması gereken ne varsa siz bunun hepsini yapıyorsunuz. Evet. Ve bu da denetime açık bir şekilde bina sakinlerinin hepsi de sizi gelip denetleyebiliyorlar. O binaya ne gibi masraflar yapılmış, dosyaları, faturaları, fişleri her şeyi görebiliyorlar. Profesyonel bir yönetimden bahsediyoruz. Tabii ki. Çünkü bizim de kurmuş olduğumuz bir sistemimiz var zaten. Tüm apartman sakinlerine birer şifreyle bunu iletiyoruz. Neler yaptığımızı, neleri faturalandırdığımızı o bilgisayarda kendi evlerinde oturdukları yerden de görebiliyorlar. Evet, gayet güzel. Bu durumda sevgili izleyiciler, biliyorsunuz ki genelde binalarda yaşanan bir sorun vardır. Bina içerisinde bir yönetici seçildiği zaman güven sorunu vardır. Komşuluk ilişkileri zedelenir. Burada bu sorunların hepsi tamamen ortadan kalkmış oluyor ve profesyonel bir şirket bunu yapıyor. O şirketten de bu hesap gelip hesap sorabiliyorsunuz. Bu nedir, nasıl oldu, nereye gitti, paramız nereye harcandı gibi. Aynen. Peki, Edirne merkezdesiniz. Bu hizmeti Edirne merkezle mi sınırlı tutuyorsunuz? Talep gelmesi durumunda nerelere kadar bu hizmet götürüyorsunuz? Şimdilik Edirne bölgesindeyiz ama Trakya bölgesini hedefliyoruz ve bu işi talep gelmesi halinde Trakya bölgesinden çıkartarak Anadolu bölgesi ya da Ege bölgesine böyle Türkiye çapında yayabiliriz. Yani bu bizim amaçladığımız bir proje. Şu an için ilk hedef Edirne ve Trakya bölgesi diyoruz. Bu bölgeye hizmet sunuyorsunuz. Peki Tamer Bey, takdir edersiniz ki sektörde yalnız değilsiniz. Sizin dışınızda bu alanda faaliyet gösteren başka birçok firma söz konusu. Evet. Muhtemelen aranızda tatlı bir rekabet de var. Bu anlamda hizmet alacak kişi veya kurumlar onca seçenek içerisinde neden MASK Profesyonel Yönetim'i tercih etmeli? Sizi farklı kılan nedir? Bizi farklı kılan bireysel bir firma değiliz. Şirket olduğumuz için apartman yönetimiyle ilgilenen 5 tane arkadaşımız var. Saha yöneticisi, apartman yöneticisi ve sekreter, muhasebeci. Zaten bizi seçtiklerinde apartmandakilerin ekstra bir ücret ödemeden muhasebe işlemleri ve hukuki işlemleri de bizim tarafımızdan karşılanıyor zaten. Evet, bunların tamamı sizin tarafımızdan karşılanıyor. Bunlar da tercih sebeplerini oluşturuyor diyorsunuz. Evet. Ki ayrıca şu da önemlidir diye düşünüyorum. Siz bunun dışında inşaat işleri ve endüstriyel temizlik işiyle de ilgileniyorsunuz. Evet. Bunu da profesyonel olarak yapmış olduğunuz hizmetlerden birisi. Sanıyorum hizmet vermiş olduğunuz binalarda bu hizmetleri de sizden ekstra olarak alabiliyorlar. Tabii ki bunları da bizden alabiliyorlar. Zaten havuz temizlikleri ve kimyasal temizlikleri de biz Sağlık Bakanlığı ürünlerinde, yani Sağlık Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu ürünlerle beraber yapıyoruz. Bunlar da bakım formlarında destekliyoruz zaten. Anladım. Gayet güzel. Gayet profesyonel bir hizmet sunuyorsunuz. Ben biraz da geleceğe yönelik hedefleri merak ediyorum. Bina yönetimi Türkiye'de kısa bir süredir uygulanmaya başlıyor. Önümüzdeki süreçte biz MASK Profesyonel Yönetim'i nerelerde göreceğiz? Hedeflerimiz, planlarımız ne yönde? Şimdi biz yeni yerimize taşınmak üzereyiz zaten. Bu belki burada bizimle beraber yaptığınız ilk olmaz inşallah. Yeni yerimize de gelirsiniz, beraber orada da görüşürüz.
Biz dediğim gibi biz bu işi genişletmek istiyoruz. Beşeri ilişkileri apartmandakilerle birbirlerine olabildiğince üst seviyede tutup komşuluk ilişkilerini biraz daha ileriye taşımak istiyoruz ki biz bu yönetim işini de dışarıdan yapıyoruz. Yaptığımız için de bu ilişkilerin ileriye taşınacağını düşünüyorum ben. Eski ailevi ortamlarına tekrar kavuşacağımızı düşünüyorum. Ailevi ortamlara tabii. Yani profesyonel kadronuzu genişleterek, aynen, tabii ki iş sahasını da genişleterek yolunuza devam etmeyi hedefliyorsunuz. Önce Trakya, sonra Türkiye genelinde umarım başarılı olursunuz. Bize tabii ki sizlere başarılar dilemek düşer. Son olarak efendim, ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize ve tabii ki bugüne kadar MASK profesyonel yönetimi tercih etmiş olan kişi veya kurumlara söylemek istediğiniz son cümleleriniz varsa bunları toparlar mısınız lütfen? Son olarak şunu söyleyebilirim. Yönetiminin yaptığımız tüm apartmanlara çok teşekkür ederim öncelikle. Bize güvendikleri için, bize apartmanlarını teslim ettikleri için diyeyim. Ondan sonra da tüm Türkiye için hayırlı bir yıl olur temennisinde bulunurum. Bu kadar. Bu temenniye biz de katılıyoruz. Tabii ki ben size teşekkür ediyorum. Rica. Bizi burada konuk ettiğiniz, ağırladığınız çok sağ olun. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında da söylediğim gibi bugün Edirne'de MASK Profesyonel Yönetim'e konuk olduk ve MASK Profesyonel Yönetim'in Genel Müdürü Sayın Tamer Demir'le bir söyleşi gerçekleştirdik. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyoruz ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın efendim.